Bunlar niye eğri duruyor? Bu bizim ev yamuk. Selamun aleyküm değerli kıymetli dostlar. Almanya'da Gurbet Çayları'nın evine hoş geldiniz. Kıymetli bacılarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla bizi sararsanız çok şükür elhamdülillah. Ya şükür Rabbime verdiği nefese değil mi? Değerli kıymetli bacılarım, abilerim. Efendim ben ayaktayım. Üzerimi değiştirdim. Üzerimi giydim. Biraz sonra kabanımı alacağım. Ercan Bey'i Türk Marketi'ne yolladım. Birkaç parça zeytinimiz falan bitmişti. Onları gönderdim. Ercan aldı geldi. Şimdi holde, salonda oturuyor. Biz bir 5 dakika Aldi'ye gideceğiz. Aldi'den ben yarın hafta sonu her yer kapalı ya. Ne yapalım, kapalıysa senin bağlı. Her şeyin var evinde. Yine her zamanki gibi bizim alışverişe gitmemiz kavgalı, dövüşlü biter. Her evde var efendim. Ercan abiniz alışık o. Sevmez, gitmez ama gitti miydi de her şeyi torlar toplar getirir. Havalar bizim burada soğuk, bir de hava karardı. Daha saat var ya 3 civarları simsiyah oldu dışarı. Neyse kızlar, hah geliyor, surat bir karış. Dur dur bekle 2 dakika, bir sohbet edelim. Hemen çekedi yiyecek, hemen gide galak gelek diyor. Hadi gide galak da gelek hemen 2 dakikada Selma. Çöpü de alacağız ha, unutma. Aman atayım çöpü, sıkıntı değil de şuraya gidek de gelek hemen kız. Tamam gideceğiz hayatım, dur iki kelam edeyim. Değerli bacılarım, alışverişimizi yapalım alalım. Bugün hafta sonu, yarın da her yer kapalı. Bugün de yalnız gitmek istemedim. Kızlara desem çalışıyorlar, yorgunlar, efendim istemiyorlar. Bir hafta sonumuz var anne, alışveriş deme. Ulan bir pazar günü kapalı. İşimiz var be. Ercan var da ama gene de işte alınması lazım. Ya, pazar günü al. Pazartesi sen gene öğrencisin yoksun. Olsun, salı günü al. Salı da öğrencisin. Bu hafta böyle. Yok salı, yok salı, salı günü sabahçıyım. Sabahçı mısın? Ay neyse canım, salıya kadar şey kalacak değiliz. Aç kalacak değiliz. Alalım. Ya i̇ki normal. Yoğurt ne olacak? İki hep yoğuruyor Mercan. Daha dün yedin böreği ya. He o da yok, o da yok. Mantı mantı. Anam. Dün canlı yayında. Ah kızlar, ah Süheyla var ya. Senin başının altından çıktı. Fatma ablam, hepiniz var ya kızlar. İyi ki varsınız değerli ablalarım. Hep mantı mantı. Vallahi yapmayacağım mantı. İnat ediyorum ben. Ercan sinir ediyor çünkü beni. Efendim Talha'ya diyorum, eksiklerimiz olunca oğlum bir git marketten şunu şunu al diyorum. Talha diyor ki anne planım var, gelemem. Talha kendini kendine alıp anam artık Talha da büyüdü. Artık onun da kendine göre ergenlik. Kız ne çabuk bir bebelerimiz büyüyor bizim. Anam bir o da artık 11 yaşlarında ya, artık 12'ye girecek. 12'ye girecek kız. Evet 12. ayda Talha 12 yaşına girecek teyzeleri. O da artık ergenliğe doğru gitti. Ne çabuk büyüdü Ercan. Onlar çabuk büyümedi Selma. Kim sen ya? Çabuk yaşlandın. Yo hayır. Oh Meç. Ay bu adam beni öldürüyor. Ne yapayım, biz de yaşlanıyor. Değerli bacılar Selma. Gerçekten kız ne ya. Çabuk büyüyor bu çocuklar. Gerçekten. Zaman ne kadar hızlı geçiyor, nasıl akıyor. Kızlar inanın bakın biraz sonra market alışverişimi neyimi yapayım, onları çekeyim. Ondan sonra oraları bir sileyim süpüreyim. Biz bir karnımızı doyururuz, akşam yemeğimizi yiyelim. Gerçekten. Ondan sonra kızlar size çok güzel doping bir içecek tarifi vereceğim. Yemek tarifi vermeyeceğim. Bugün size mutlaka bakın oraya kadar izleyin. O kadar güzel ki zencefil, greyfurt, havuç, portakal bunların birleşimiyle muhteşem bir göbek yağı eritiyor. Yabancı bir kanaldan ben bunu buldum. Ben bir kere yaptım, tadı var ya süper. Hem sağlık açısından size gerçekten antibiyotik gibi bir içecek olacak bu. Kim yapacak Selma? Ben yapacağım. Hep... O hızı geçiyor ki sen gel birine ver şu mantıyı yap kurtul. Ne olur ne olmaz. Ay ben içecek diyorum, zayıflamak diyorum. Adam diyor ki mantı diyor, ben en iyisi şu saçımı bağlayıp. Yarın ekbahare kim çıkar kim çıkmaz. Kadın yap valla içinde kalır kadın. Vallahi yok yok yap, mantı muntu yok. Kadın valla bak içinde... Yok kadın. Yok mantı muntu yok. Kız niye yok, kafa saçlarım yolacağım yok ki. Yolla yolla saçlar yolla. Değerli bacılar biz ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim 5 dakika Ercan'la alışverişimizi yapalım. Kızlar bu içeceği mutlaka kaydedin. İnanın sizin var ya oldu çok işinize yarayacak. Oldu oldu şu kapilleri de tara şöyle. İstersen jöle vereyim Ercan, yapıştıralım uçmasın. Daha gençken ne yapardım ya. Vay be ya, neymişsin lan sen Ercan. Neyse kızlar hadi biz bir hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi ne olursun gidelim. Selam kıymetli gönül dostları kızlar. Biliyorsunuz hafta sonundayız. Hafta sonuna girince olmazsa olmaz bizim market alışverişimiz. Vallahi nereye gittik? Bir Aldi'ye gittik. Bir de Ercan Türk Bakkalı'na gitti.
Hazır dedim, Türk Bakkalı'na gitmişken aldıklarını size göstereyim dostlar dedim. Hem de dedim market alışverişi olur. Bana da bir vlog olur kız, ne yapayım? Aman uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Ah bir de şu izlenimleri yükseltebilsek. Aldan alışverişimiz de bu kadar canlar. Şöyle göstereyim. Valla Ercan diyorum biraz daha uzasaydı herhalde boyumuza gelirmiş dedim Ercan'a. Evet kıymetli dostlar, biz marketimizde neler aldık? Önce Türk marketini gezelim mi sizinle? Ercan abiniz biliyorsunuz bu Çebel'in yeşil zeytinlerini biz çok seviyoruz. Fiyatı 8 euro efendim, 7.99. Bir tane yeşil, bir tane de siyahından zeytin almış. 8, 16. Şu ikisi 16 euro değerli dostlar. 16 euroya. Evet. İyi, siyah güzel. Ve yeşil zeytin. Ama çok güzel tatları. Ya gramajları da 1400 efendim. Net 1400 su şeyiyle ağırlığıyla birlikte suyu, yağsı şunu 2 kilo oluyor. Evet. Biri yeşil gözlüm, biri kara gözlüm. Nasıl gördün? Ecem dur, güzel gördüm. Güzel. Ama Selma sus sen, anlatma şey. Efendim sen. Bir tane de Özantep'in domates salçasını almış. Bu da 1 euro 39 cent. Biliyorsunuz ben salçayı çok severim. Her şeye bol ketçap kullanırım. He. İki tane de şan fıstığı almış Ercan abiniz. Hani hafta sonu ya, bugün evde, yarın gerçi işbaşı yapacak geri. İşe gideceği için iki tane de şan fıstığı almış. Ercan şöyle koy ya, burada yeri yok. Ondan sonra bir de Arap bakkalından, sanki bizim evde bazlama ekmeği yok ya. Bunu görünce orada diye Selma diyor, taze taze hoşuma gitti diyor. Kahvaltıda falan belki dürüm yapar yerim diye. Evet. Hani sen de hastasın ya, şimdi istesem yapmazsın diye. Bir tane de şöyle ekmek almış. Valla hasta olmasan da yapmıyorsun Selma. Daha dün börek yedin ha. Onları yiyorum da. Kız yapmayın. Bana şunu yapmıyorsun, şunu. O da yok. Ayşe Hanım mı demiş. Ayşe Elişi miydi? Öyle hanımefendiden birisi. Aynur Hanım demiş ki. Ya Ercan abi mantı istiyor demiş. Yap da yesin demiş. Vallahi. Fatmacığım buradan da sana selam olsun. Fatma Taşbacığım selam istemiş. Bir de benim çok kıymetli bir bacım var. Nazlı. Buradan ona da ve güzel kızını da çok öpüyorum. Selam gönderiyorum. Seyirciye sana da çok selam gönderiyorum. Azıcık dur. Bir selam gönderiyorum. Gıcır gıcır. Oturacak. Yoruldum. Görüyorum, ne yapayım? Görüyorum değil mi Seyirciye? Hiç durmuyor. Yoruldum. Seyirciye demiş Ercan abi vallahi yedi kaynanaya bedelsin demiş. Aşk vallahi olsun. Ama hemen yorumun altına hemen yorum yazdım bacım. Ay diye gitmeden efendim. Bir de benim biliyorsunuz bir Yunan komşum var ya. Ona da kahve gelmiş. Hemen tabii ki Selma'yı düşünür. Bir pakette bana Yunan kahvesi göndermiş. Ben çünkü çok seviyorum. Her zaman verir. Tabii. Her zaman geldiğinde verir. Hemen sizlerle paylaşayım dedim. Tabii ki buzda atacağım kızlar. Al Ercan'cığım. Çünkü şeyde kavanozumun içinde var. Onu Ali'ye vermeyeceğim. Kızlar şimdi Ercan abinizle Aldi'ye gittik biliyorsunuz. Aldi'de aldıklarımızı gösterelim. Böyle milk rice efendim 2 günlük tarihleri kalmış. Ercan abiniz de böyle. Sütlaç de Selma. Sütlaçları çok seviyor. Baktı 2 günlük tarifleri kalmış. Zaten kendini alacaktı. Kız dedi akşam oturunca yerim dedi. Ne ki dedi 20 centten 3 tane mi? 3 tane aldı. He. Bir tane çikolatalı olanı, bir tane elmalı. İkisi de elmalıymış efendim. İki tane elmalı. Ben yemem. Ben kendi yaptığım ancak onu da oraya koy hayatım. Geliyor çünkü. Dökülmesin. Koy oraya. Gözümün içine bak. Gördüm. Efendim. Ondan sonra ne almış? 2 tane multivitamin nektarlardan aldık. Kızlar seviyor. Ben erimeseydim Reve'ye gidecektim. Oranın içecekleri daha güzel ve daha kaliteli oluyor. İnan hiç halim yoktu. Efendim içeceklerden devam edelim. Bir tane böyle portakal suyu paketlerde okula falan da götürüyor ya Talha teyzeleri. Böyle 2 tane, biri de multivitaminli 2 tane portakal suyundan almış. Yes. Efendim bir tane kendine kesme şeker almış. Çünkü Ercan'dan başka kimse kullanmıyor. Adam sanki kesme şekeri yiyor. Kahveyle çayda kız bir hafta sürmüyor. Löp diye bitiyor. Ha. Efendim 2 tane olmazsa olmaz toz peynirlerimizden 2 paket toz peynir aldık. Bir tane Ercan Bey salatalık turşusu aldı. Kardeşan. Evet kardeşan. 3 tane bir ben ne unuttum? Ne? Bana Selma. Kız sana da haydi dedim kız. Kız benim kendi sevdiğim kelopsan alacaktım kız. Aha şundan ye ne olacak? Ya o benim fazla aşmıyor ya. Ama aşmasın. Ya aşmasın. Ama. 3 tane süt aldık. Yarın alırız.
Ya bacılarımız biriniz bir koşun da gidin arada gelin de olsun. Asiye, ben ya. Efendim bir tane pak şey fırın kağıdı aldım. Ama. İki tane un aldım kızlar lazım olur diye. Tüh, evde var da ben yine yedekçiyim ya. Bir tane toz şeker aldım. Şimdi bunu kabına boşaltacağım. İki tane kahve süsü aldı Ercan abiniz. Çünkü diyorum ya hiç boğazı durmuyor. Dün de kalmamış da normal süt attım. Anam bu hep benimkilerini gösteriyor. Bana diyor boğaz durmuyor. Bu sefer bana bir şey yok. Ha? İki tane toz ekmeği aldık. Birisi çavdarlı, birisi sade toz ekmeği. Canlar bakın. Şöyle göstereyim. Bu çavdarlı olan, bu da sade olan burası toz ekmeği. Burası güzel oluyor. Ben hoşuma gidiyor. Bir tane havlu kağıdı aldık. Evet. Kıymetli bacılarım. Şu ekmekten. Ondan ben 8 tane aldım. 8 tane de fırın ekmeği. Buruçinlerden aldık. Biz bunu çok seviyoruz. Fırın ekmeği. Yine efendim. Bir tane böyle siyah dilim ekmek aldık. Bunlar çok güzel oluyor kızlar kahvaltıda falan. Ya bir de şunu diyeyim. Demiriniz falan düşükse bu ekmeği yiyen vallahi iyi geliyor demire falan. Gerçek samimi söylüyorum. Ercan kırılmasın. Bak şimdi bunu nasıl yiyeceksiniz? Ben hemen size anlatayım. Arkadaşlar kahvaltıda oturun bu ekmeği alın üstüne bol yağ sürün. Soğan doğrayın küçük küçük soğan. Soğanları ekmeğin üstüne. Domatesleri şöyle uzun uzun dilimleyin üstüne koyun tamam mı? İşte iki tane salatalık bir de marul bıçağına kesin. Vallahi yemin ederim yeme de yanında. Bir de yumurta haşlarsanız yumurtaları şöyle uzun uzun dilimleyin üstüne böyle dizin kesin. Vallahi süper oluyor bacılarım. Benden size tavsiye. Bu benim tarifim. Anam bu beni öldürür. He öyle yer gerçekten. Ben hocam ben hiç hayatta yemem. Ben ya Nutella ile ya da sadece kaşar peyniriyle yağ falan da sürmem. Nutella sen mi? Efendim böyle neydi adını unuttum. Ben söyleyeyim. Şu şey bademler var ya. Ne bademiydi bu? Hani şöyle neyse yaprak badem. Bademi. Ha yaprak badem. Öyle diyelim. Yaprak bademi aldık. Tuğçe tembihledi. Anne dedi bana mandilli dedi şu. Marzipanlı mı oluyor şu ek şeyler boynu, kek mi ek midir he, nedir? Şey ya, bunları çok seviyor Tuğçe. Tuğçe Hanım'a da bir tane bundan aldık bunu da öyle koy istersen. Efendim köy yumurtası değil bu köy yumurtası bitti sayılır. Ya, dur bak şimdi arkadaşlara göstereceğim. Ercan'cığım şimdi bloğumuz olur. Ama Seyma konuşma hep ben konuşunca bloğumuz uzun oldu. Yumurta olabilir. Yumurta. Karşılaştıracağım hayır. Ay. Bacımızın biri yazmış hakikaten demiş köy yumurtası farklı oluyor. Tamam, gerçekten şimdi... bacım Allah aşkına. Allah aşkına. Ha şimdi içini mi göstereceksin? Neyini göstereceksin? Can dostlarım şu, bak şu köy yumurtası şu aileden aldınız. Ben size dün dedim ya Allah aşkına aradaki bir farka bakın. Yani sen ben daha ne diyeyim. Emidir senin aldığın elidir ne alaka? İçini mi gördük Ercan saçmalama. Köy yumurtaları daha tamam, güzel. Tamam tamam güzel. Biliyor güzel olduğunu. Ama ben bir şey söyleyince bu hemen kızıyor la. Canlar bu kadar da domates aldık işte bak hala sabot ediyor. Bu kadar domates aldık canlar. 4-5 tane de yoğurt aldık. Normal Aldi yoğurdu. Biz de çok tüketiyoruz Aldi yoğurdunu. Bir de böyle ayçiçek çiçek ya diyemedim. Bir tane el yıkama ilacı aldım canlar. Evet. Ercan 3 tane bu paprikalardan aldı. İkisini çıkarmadım çünkü yerim yoktu. Bu hafta Aldi'de 75 centidir. 65. 75 şimdi ben baktım orada da yazıyor. Sen hep yanlış görüyorsun. 75 cent efendim. Ben ya, kendim baktım. Gerçekten mi? Evet. Ben onu 65 diye alıyorum. Değerli bacılarım 2 tane de böyle patates aldık. Yarın tavuk yapacağım da fırına süreceğim. Bir tane de böyle pomes aldık. Tuğçe istedi bunu. Öbür istediğim pomeslerden yoktu. Evet. Şimdi ne aldım? Kızlar. Taze ıspanak bulamadım. Uzun zamandır böyle canım yumurtayla hani ıspanak yapıyoruz ya kahvaltılara falan. Bu aralar pek yapamadım. Çünkü Lidl'e çok sık gidemediğim için orada oluyor ıspanak. Ercan da dedik aman ha dedi tazesi ha buzlu. Bu da yaprak ıspanak efendim böyle. Onları yapmışlar hazırlamışlar. Ben bunu önceden de kullanıyordum. Hadi dedim uzundur almıyorum bir tane alayım. Birazını çıkarırım. Biraz kahvaltıda ıspanaklı yumurta soğanlı çok güzel oluyor kız ben severim onu. Ya da böyle pirincine neyle. Sen ama ama ya sen. Pirinçle falan pişiriyorsun ya. Bir tane de işte bu ıspanaktan aldım değerli bacılarım. Oradan ne aldım biliyor musunuz? Bu hafta Lidl'e bu domuz tomağın. Aldi'ye domuz toslar gelmiş kız. Ne kadar acaba? Hah 2 litre kızlar Aldi'de görmediyseniz gidin bakın. Şu domuz toslar 1 euro 50 sente düşmüş. 2 litrelik domuz tos. Yani bedava. Hemen gidin alın. Biz de çok kullanıyoruz. 2 litrelik bir daha bulamazsınız haberiniz olsun. Efendim bir tane bulaşık ilacım bitmişti. Bir tane bulaşık ilacı aldım. Kızlara da şampuanlarından yedekte bulunsun diye bir tane şampuan aldım. Bunlar hep Aldi'nin değerli dostlar.
Evet herhalde gösterdim kız. Ama ha bir de şu peynir. Ercan'ın olmazsa olmaz o kahvaltılık peynirlerine. Bir de bu Ercan bunu da çok seviyor. Bir de mısır. Bir tane onu aldık. Bir tane de canlar. Tuğçe Hanım hasta, mısır hastası bu kız. Ben nereye gideyim? Mısır istedi, mısır aldı. Kahvaltıda yer, akşam yer, öğle yer. Nasıl seviyor ben bilmiyorum. Onu valla kaşığını da yiyebiliyorsun Selma. Efendim. Kızlar kız izini... 75'miş. Evet dersen of iddiaya ben gelme. Giri ben giri götürüyle vereyim. Ben bunları 65 diye aldım diyeyim adam. Elca bir dakika. Evet. Konuştuklarımı unutuyorum. O zaman yarım yamalak oluyor. Anlat işte. Değerli ben bacılarım. Biliyorsunuz bu sene kızlar izine gittilerdi ya. Ben bu kremler güneş kremlerinden kızlara almıştım. Anam bir baktım bir oyluya düşmüş. Ay şaşırdım. Görüyor mu dedim. Biz pahalı pahalı aldıydık dedim. Ercan'a dedim tarihine baktık. Tarihi de uzun efendim uzun daha. Seneye de yeter. Öteki seneye bile girer de o zamana kalmaz. Ya, böyle şeyleri kışın alırsan tabii iyi. Yazın yani, aynısını al 3 katı. Evdekilerin de tarihlerini karşılaştırdık. Evdekinden de uzun bunun tarihi. Ercan'a dedim ki alalım evimizde bulunsun. Ne olur ne olmaz dedim. Bir oyluyu görünce hemen kaptım değerli bacılar. Kızlar bir de Aldi'ye geliyor bu kremler. Biliyorsunuzdur. Tabii. Bu kremleri size tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Gerçekten bu ayak altlarınıza falan o kadar iyi geliyor topuk, ki. Topuk. Evet topuk ve ayak işte ayak altı oluyor. Bende de çok sorun var o konuda. Hani böyle ayaklarınızın falan altlarına falan sürerseniz o kadar iyi geliyor ki tavsiye ederim. 1.99'da Aldi'de 1 euro 29 sente düşmüş. Biz sürekli Ercan'a da alıyoruz. Bazen ben de sürüyorum böyle ayaklarım falan ağrıdığında da valla. Masaj yaparak sürün kız. Tertemiz ayaklarınızı önce ılık bir suda bekletin, yıkayın. Ondan sonra temiz şekilde... Ay yok Selma. İşten gelin hemen sürün arkadaşlar. Herhalde yapacaklar ayaklarını yıkayacaklar Selma. Ondan sonra sürecekler kız. Tamam ben de öyle diyeceğim işte. Ben kirli kirli mi yaptım diyorum. Kız ben ne yapayım? Canlar bakın bilmiyorsanız eğer bilmeyenler için diyorum bilenler için lütfen şey yapmayın. Bu kremi kullanın diyor. Özellikle şöyle tutayım belki resim falan çekmek isterseniz diye. Tavsiye ediyorum. Ben bir acıktım. De 1 euro 29 sente düşmüştü. Kızlar aldıklarımız bunlardı. Bir de ben. Aman bunu geri versek üstüne para verirler mi biz acaba? 1.99. Evet canlar dünden biliyorsunuz sizinle börek yapmıştık. Kız börek çok güzel oldu. Böreğe yapın. Çorbamız muhteşemdi. Vallahi iki tabak işler Can abiniz. Ben şöyle iki kaşık aldım bıraktım. Ben bilmiyorum bu iki gündür böyle bir keyifsiz yemek falan yiyesim yok iştahsızım. Ben fazla yemedim. İyi. Çorbamızdan daha katlı. Şimdi biraz çorbanın yanına da bir şeyler yaparız. Daha nasılsınız? Ben nereye gideyim? Ben konuşunca bu adam hep böyle benim lafımı yarıda kesiyor. Neyse kız. Değerli dostlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir Ercan'la biz canlı yayında Ruki ablacığım buradan sana selam gönderiyorum. Güzel ailemiz size enişte beyin ellerinden öpüyorum. Hani sen demiştim ya Yunan kahvesi diye. Benim evde Yunan kahvem vardı. Ercan'cığım dur. Önüme geçmesin. Benim evde Yunan kahvesi vardı. Bu Yunan kahvesiyle birlikte hadi Rüki ablamla konuşmuştuk. Kız Selma dedi onu bir nasıl pişiriyorsan bize de göster. Normal bizim Türk kahvemizi nasıl pişiriyorsak aynısı hiçbir farkı yok. Ondan sonra hem dedim dur dedim ben vlog çekeceğim. Vlogumu çektiğim zaman o Türk kahvesini de dedim. Nasıl yapıldığını sana göstereyim dedim. Şimdi Ercan'a biz... Ay burada... bunu yapmasında ne var? Ben bunu 10 yaşında öğrendim. Tamam Ercan şimdi sen ne yap biliyor musun? Dütlü mü yapacağız dütlüz mü? Ay. Ben bunu sütlü seviyorum canım dostlar. Ay aslında... sütsüz bu sefer sütsüz. Ya ben içemiyorum ya sütsüz sus, ya. Sus hadi. Suyla içemiyorum canım dostlar ya. Ben nişanlanırken bile bana suyla getirmişler de dedim ne dedim bu dedim suyla kahvem olur dedim. Ercan şekerli içeceği için mecburum efendim. Niye şeker 5 tane şeker atacağım. Normalde ben 2 tane atarım. Şekeri bana Ercan olsun. Ercan için ben 5 tane atmak zorundayım. Yanlışlıkla kaşığı içine koydum. Şuradan kuru kaşık alayım. Efendim soğuk suyun içine siz şekerinizi az atın. Biz Ercan için çok attık artık ben katlanacağım. Ben şekersiz içemiyorum canım dostlar. Selma 2,5 at fazla atma. İyi Ercan al hadi senin için şöyle bak ucunda. Sen atmışsın tamam, Ercan. Aha vallahi bu kadar. İlla katacak lan can. Ercan sen bunu böyle karıştır. Zaten hayatım hep karıştırma tamam, lan. Tamam karıştır zaten hep mikserlik yapmayı seversin. Sen onu karıştır altını yakmamışız ki hangisi ocakta hangisi bilmiyorum ha. Unuttum. Yanındayım ya. Sen eli ayağına dolaşıyor. Eli çalsın ne alakası var. Değerli kızlar.
Değerli bacılar bakar mısınız? Teyzeleri, teyzeleri şunların güzelliğine kız. Kız bunlara bakar mısınız? Ne kadar güzel açtı. Kurban olduğum Allah'ım diyorum sen ne yücesin. Rabbime ne kadar hamdü senalar etsek azdır değerli bacılar. Selma çiçeği çok yaklaşma soruyor. Çiçeği sevmeyen, hayvanı sevmeyen, ne bileyim ağacı sevmeyen insanları ben anlamıyorum. Benim ağzıma başka bir şey. Ama senin gelmesi şimdi sen uydurun bir şey. Kocayı sevmeyen. Karıyı sevmeyen kocayı bak karıyı sevmeyen kocayı ne bileyim. Selma çiçeğe yanına yaklaşma soruyor yavrum. Ay canım benim. Ay Ercan öyle mi? Ana çiçeğin yanına yaklaşmam çiçekse oluyormuş. Ben baktım ben sizi yaradan Allah'a kurban olurum. Ben sizi. Ay anladım. Vallahi çok seviyorum. Ercan Allah'ıma kurban olayım. Sana niye kurban olayım? Ercan bir sus. Ay benim kafam karıştı gene. Yine ben karıştırırım merhaba. Değerli gönül dostları. Ben sizin için hazırladım. Vlogumuz çok uzun sürmesini. Gelin kızlar bakın. Burada ne var? Değerli bacılar. Uzun sürüyor diyor. Burada ne var biliyor musunuz? Şu anam bir de sararım ki. Burada elim temiz ha bu arada bacılar. Burada efendim bir adet şu kırmızı olan greyfurt. Şunlar portakal. Bir adet portakal. Bir adet. Selma. Ercan. O evi yakacaktık. Evi. Ev yanacaktı. Yanlış ocağı açmışım. Kızlar. İşte arkada ben de habire karıştırıyorum. Ay ocağım gitti ocağım. Anam. Tüh. Kağıt ocağa yapışmış. Gelsene Tuğçe. Anam yeni sildiydim. Ya. Tüh. Yanlış yere açmışsın sen. Kızlar vlog çekerken evi yakıyorduk. Vallahi büyük tehlike. Ana böyle başta yazayım. Büyük tehlike yapıyorlar ya. Kız ben varım ya. Yanıyorduk. Patlıyorduk. Ölmüyorduk. Bir de böyle yapayım. Ben de diyorum, elliyorum. Niye ısınmalı diyorum. Baktım Gorel. Gözün nerede? O kadar. Hadi ben çene çalıyor. Kız, o... Zaten yakında bu ev çökerse bunun çenesinden çökecek. Acaba benim çenemden mi senin dikkatsizliğinden mi? Yanında ne zaman gelirsem el ayağına dolaşıyor. Kız buradayım burada bir gitmiyorum buradayım korkma kız buradayım kız. Ay Allah'ım senin Ercan susal aman bu da kendini var ya şey yapıyor ya. Ay kafam karıştı. Ya biz vlog çekiyoruz yapma Ercan'cığım rica edin. Şey vlog çekerken kocayı yakacaktın haberin Ercan, yok. Ercan dur azıcık ben şurada bir plan kurdum. Bak hani böyle böyle işlerimiz olsa kapak fotoğrafına şöyle yapsak diyorum. Sen kafamı karıştırıyorsun. Neyse kızlar siz gelin evde yakıyorduk. Burada efendim greyfurt var, portakal var. Siz bunu azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ben bolca da böyle havuçlar soydum. Güzel şimdi bunların hepsini rondodan çekeceğim. Artı burada da bir tane bunun da ağzını kapadım canlar toz kıl girer diye. Burada da bir tane limon suyum var. Efendim olay nerede? Gelin benimle. Biraz önce evi yakıyorduk ya kızlar. Bakın değerli dostlar burada soyduğum greyfurt ve portakalın kabukları vardı. İçine 3 tane karanfil attım. Bu 3 tane karanfille birlikte bunu kaynattım bacılar. Kaynattım. Bunu ne yapacağız? Bunun suyunu alacağız. Evet kızlar. Canlar vallahi biz kahvemizi yaptık. Efendim ay bir terledim kız kahveyi falan yapayım dedim. İşte bakın burada pişirdik. Rukiye'cim senin için de içeceğim. Benim birazcık kahvem taştı. Nasibin taştı nasibin. Evet nasibim taştı kızlar. Bak Rukiye senin için içiyorum. Oo çok şekerli. Valla benim çok güzel. Selma için şekerli. Acayip şekerli. Kızlar hem kahvemizi içeceğiz hem de ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Bir yandan da bu işlerimi halledeceğim. Bakın değerli dostlar. Şimdi bu bakın böyle süzgeçte aldım. Buraya böyle bunu suyunu aktaracağım arkadaşlar. Göstermek için şunu şöyle kenara çekeceğim. Kızlar böyle karışık olduğuna bakmayın. O kadar kolay ki. Bir de boğazımda bir ağrı var. Anlamadım gitti. Şuradan bıçağımı alayım. Evet. Bakın şimdi değerli dostlar. Şuraya havuç. Kızlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz bunun suyundan şöyle ekleyeceğim. Biraz limon suyu. Biraz buralar batacak. Aman batsın. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım. Çevir. Şimdi iyice sıktım. Şimdi bakın.
Şimdi bunu burada mikserleyeceğim. Kızlar ne yapayım biliyor musunuz mu? Şimdi ben bunların hepsini mikserleyeyim. Şu mikser sesi gitsin. Evet. Bir, şöyle bir size mikserimi bir yapayım. Şu halini göstereyim. Ondan sonra devam edeyim. Evet canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben açayım mı? Nasıl sıkıladıysam şimdi de açamıyorum. Ben kalırım ben açayım. Heh, açtım. Kızlar bakın şimdi. Oo döktük. Gel gel Tuğsu Denaz. Bakın canlar rengini görüyor musunuz? Şimdi buradan yaptığım hepsini bunun içine aktaracağım. Hepsini buraya dökeceğim. Burada bakın oraya o süzüyor. Süzülüyor. Ha bu içinde kalacak. Bu bütün şeyi püresi bu süzgecimizde kalacak. Altında gider. Diğer suyunu da meyve suyu olarak içeceğiz. Kızlar o kadar sağlıklı, o kadar güzel olacak ki hem sağlıklı bir şekilde içecek içmiş olacaksınız. Vitamin deposu hem de göbek yağlarınız, basenlerinizdeki yağlar eriyecek. Kızlar ben şimdi gene aynı şekilde devam edeceğim. Mutlaka yapın. Bakın kaynattığım greyfurt, bakın karanfil, greyfurt bunları görüyorsunuz değil mi? Bunlar burada kaldı. Eğer biraz böyle acımsı bir tat istiyorsanız bakın şöyle bunlardan atayım ben. Birkaç tane de kabuğundan atayım. Onlar da lezzet versin. Çünkü meyvelerin kabuklarında da lezzet var biliyorsunuz. Vitamin. Evet pardon vitamin var. Kız benim boğazıma ne oldu değerli dostlar? Vallahi bana ne oldu? Bıçağı bulamadım da ondan. Moralim bir şey moralim bozulunca hemen böyle. Ses tellerim koptu Selma. Evet ses tellerim gidiyor kızlar kızlar değerli dostlar. Ay 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 ay. Biz biliyorsunuz sizinle uzun zamandır bir konu hakkında konuşalım. Çok istiyordum. Bakın biraz daha gene böyle limon suyu. Bu bitene kadar bunları böyle mixleyeceğim. Güzel bir ablamızla tanıştım ben YouTube kanalımda. Çok kıymetli birisi kendisi. Değerli bacılar. Efendim böyle çocuktan, evlattan falan konuşuldu. Ondan sonra bana böyle sohbet arasında bana dedi ki Selma'cığım dedi benim de dedi 4 tane dedi çocuğum vardı dedi. 4 çocuğumdan dedi bir tanesini dedi galiba elim bir kazaydı herhalde trafik kazasıydı değerli dostlar. Çünkü ben anneye soramadım. Anne evlat kaybettim deyince inanın böyle içim eridi. Hani neyden falan diye soramadım. Hatırladığım kadarıyla trafik kazası dedi. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Evladını kazada kaybetmiş. O kadar yani bir anneyi düşünebiliyor musunuz? Evlat acısı yaşayan bir anneyle ne konuşabilirsiniz? Nasıl bir sohbet edebilirsiniz? Hiçbir şey konuşamazsınız. Yani konuşacağınız kelimeler, cümleler böyle boğazınızda düğümlenir kalır kıymetli bacılarım. Ben fazla şey yapmak istemedim. Canım benim dedim. Rabbim yüreğine ferahlık versin dedim. Ah Selma'cığım dedi. O kadar dedi içim yanıyor ki dedi. Evladım her an dedi gözümün önünde en küçük yavrusu. Allah'ın mekanı cennet eylesin. En küçük dedi yavrum dedi. Maalesef dedi. Yok şimdi. Ondan sonra böyle hatta içinde keşkeleri, pişmanlıkları var. Diyor ki Selma ben böyle 2 saat yine bir işe gidiyordum diyor. Keşke o 2 saatlik işe de gitmesem de. Keşke o saatlerimi de çocuğumla, yavrumla geçirseydim. O anlarımı bile onunla geçirseydim diyor. Efendim nereden bilecek? Hani size sorsalar 5 tane parmağın var. Bu 5 tane parmağından birini keselim atalım. Hani siz onu bilseniz bile yapabilir misiniz? Verebilir misiniz? Veremezsiniz. Hadi kesildi atıldı. 4 parmak değil mi? Hep şu bir tanesi sızısı hep şuranızda kalır. Her baktığınızda içiniz yüreğiniz yanar gider. Öyle değil mi dostlar? İşte evlat da öyle bir şeydir. Ya hani anneler babalarımız vefat ediyor. Allah annesi babası vefat etmiş kardeşlerimin, abilerimin, ailelerini. Allah'ım rahmet eylesin. Hani onlara bir isim oluyor, yetim oluyorsun, öksüz kalıyorsun ama evladını kaybetmiş annelere nasıl bir isim konuluyor? Ben bilmek istemiyorum. Hani bilmiyorum ama hiçbir anne de bilmek istemesin, bilmesin. Çünkü onun bir tabiri yoktur. O kadar acı, o kadar zor bir durum ki bacılarım. Hayatta var ya her şeyin üstesinden gelirsin. Yoklukla da sınanırsın. Onun bir nevi hani devamı vardır. Belki bir işinden bir şeyle bir yola çıkarsın. Ne bileyim efendim.
bir iş hayatında olmaz, bir başka işe geçersin. Ne bileyim, yemeğin mi yandı? O yemeği yenileyebilirsin. Her şey, her şey yerine konur da. Her şey yerine konur. Ercan'ın dediği gibi de ne evlat ya? Konmaz. Allah hiçbir anneye babaya evlat acısı vermesin. Aynen. Evlat acısıyla, kaybıyla sınamasın. Hatta dün canlı yayında ablam diyor ki, ben dedim ki kız çocuklarıma vasiyetimdir dedim. Böyle bir şarkı söyledi Ercan söyledi. İşte ölmemi beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda yedi verenler, aşıklar koplasınlar diye bir şarkı mı, türkü mü, ne deniyor bilmiyorum. O söyleniyordu. Ne oldu Sudenaz? Bir şey dedim, anlamadım. Elimde mi? Yok yok. Ha, öyle bir şarkı vardı. Ondan sonra Sude oradan bana işaret ediyordu. Anne üzülüyorum diyor. Efendim. Orada bu ablam dedi ki ben de dedim ki aman dedim benim vasiyetim, ben ölürsem dedim aman dedim bu dedim topraklarda değil de yani, evet hani vatanıma dedim bakın, gideyim dedim en azından dedim üzerime ezan okunur ya dedim. Burada dedim istemem dedim. Bazen Orçun bana der ki yok anne burada size mezarlık falan kiralarım burada kal. Yok aman oğlum dedim benim vasiyetim, biz zaten camiye kayıtlıyız Dicip'e. Bir şey olursa zaten alıp götürüyorlar. Hatta bu sene de kartımız geldi şükür. 3-4 kaç senedir Ditip camisindeyiz? Pey oldu. 4 sene oldu. 4-5 senedir biz o camiye bu şeye Diyanet'in bu cenaze fonuna kayıtlıydık biz. Kaç senedir ödüyorduk. Bize böyle ince bir kart vermişlerdi. Şimdi orijinal kartımız da geldi şükür Allah'ıma. Bekliyordum ben onu. Hatta her şeyi, sizin buradaki bütün kağıt işlemlerinizi yapıyorlar canlar. Hiç yani cenaze sahibi hiçbir şeyle ilgilenmeden A'dan Z'ye kağıt küreklerinizi yapıyorlar. Evinizden alıyorlar. Sizi uçağınıza, onunuza, bununuza varana kadar, ta mezarlığınıza varana kadar alıp götürüyorlar. Efendim hani çok da pahalı bir şey değil. Senede bir para ödüyorduk. Kaç lira? 65 euro falan ödüyoruz. Yani hiçbir şey hiçbir senede. Şey, hiçbir şey. Ki uçağınız neyiniz hepsi Diyanet karşılıyor. Aynı zamanda yanınızda da bir kişi sizin cenazenin şeyini refakatçısı da bedava biniyor. Evet. Yani düşünün daha ne yapsınlar. Allah razı olsun efendim ben memnunum. Onun için ben de hep öyle diyordum aman beni gönderin. Uzattım kız başını zardı. Bir yanda iş mi yapayım bunu mu? Valla ben de daldım gittim dinliyorum. Ondan sonra değerli bacılar. Ben galim bittim. Bu abla ne dedi biliyorsunuz mu? Ah Selma dedi öyle deme dedi. Ben de hep derdim ki dedi aman şu kendi bu Almanya'dan çeksem de kendi memleketime temelli dönüş yapsam, çocuklarımı alsam da gitsem kendi vatanımda yaşasam diye hep öyle hayal kuruyordum. Hep de çocuklarıma tembihlerdim. Aman ha gitsek şöyle falan. Anam nereden bileceksin ki yavruyum buraya getir burada vefat edeceğini nereden bileceksin Selma'cığım dedi. Çocuğumu dedi ben buraya yani buradaki Türk mezarlığına dedi defnettik dedi. Laleler ettim Selma. Her gün gidiyorum. Bir gör bahçesini dedi. O kadar güzel ki dedi. Yaptım ettim. Her gün yavruma ziyarete gidiyorum dedi. Canlı yayında konuştuk. Değerli dostlar. Yani ablamızın o kadar canı yanıyor. O kadar yüreği. Yani paramparça ki hangi kelime o annenin kalbini düzeltir bilemiyorum. Yüce Mevlam o annemizin yüreğine sabır versin, ferahlık versin. Tabii ki eşine de aynı keza, babaya da öyle. Yani şuraya geleceğim kıymetli bacılarım. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bakın bir evden bir kişi gidiyor ama tüm aile yok oluyor. İnanın samimi söylüyorum. Bütün aile, teyzeler, dayılar, amcalar, şunlar bunlar, herkes yıkılıyor. Evet en büyük acı annede oluyor, anne ve babada. O çocuğun doğum günü geliyor, o çocuğun sevdiği yemek çıkıyor önüne. O yemekten bir kaşık alıyorsun, ikinci kaşığı alamıyorsun, şuracığında kalıyor, tahmin edebiliyorum. Onun için kızlar, evlatlarınıza bol bol dua edin. Çocuklarınızı sürekli koklayın, öpün. Bakın zaman o kadar hızlı akıyor ki. Çocuklarınızın nasıl büyüdüğünü bilmiyorsunuz. İnanın bakın çocuklarınızı sevin, okşayın ve sürekli çocuklarınıza hayır duası edin. Ne kadar çok dua edin. Görünmez kazalardan, belalardan Rabbim yavrumu koruyun deyin. İnanın bu dualar sizin evlatlarınıza önüne gelecektir. Verdiğiniz hayır sadakalar. İhmal etmeyin kızlar. Vallahi bakın ne kadar sadaka, ne kadar hayır. Yavrularınız için verin ya, bırakın.
ne bileyim, bir kilo portakal veyahut da bir bilmem bir şey alacağınıza bir fakirin karnını doyurun yavrularımın başı için. İnanın bir kazadan bir beladan esirgeyeceğine inanıyorum. En bütün bacılarımın, kardeşlerimin, tanıdık tanımadık herkesin evladı Rabbime emanet. Kızlar, çocuğunuz evden çıkarken önce Allah'a emanet edin. Benden size bu. Neyse kızlar, düştü çenem. Ben şimdi şunları bir yapayım. Şimdi başınızı ağrıtmayın. Bakın nasıl ses çıkıyor. Böyle sesi duymak istemezsiniz. Ben şu az var zaten. Hemen yapayım. Şunun içine aktarayım. Evet. Orada gene beraberiz. Bir yandan da kızlar kahvemi içeyim. Ben içtim bitirdim bile. Evet değerli dostlar. Dur Ercan kahveni içtin, onu da alalım. Evet, ben içtim ben. Evet geçsene Sude'ci. Kızlar bakın gördünüz mü? Benim o dediğim portakal içeceğinden işte bu kadar çıktı. Bakın bu da potasıydı. Değerli dostlar, bunu şunu dahi atmayın. Şunda bile vitamin var. Ne yapın biliyor musunuz kızlar? Bunun içine püsküvi kırın. Normal püsküvi. Biraz eğer tatlı seviyorsanız pudra şekeri. Pudra şekeri, püsküvi, onunla birlikte bunu yoğurun canlar. Böyle bilye gibi yapın, Hindistan cevizine bulayın. Kız onu da yapacaktım da size. Çenem çok düşük, ne yapayım bacım? Konuşuyorum, onlar hepsi kalıyor. Siz biliyorsunuz. Şimdi şunu, Ercan'cığım dur şunu aldım. Bakın bitti canlar. Ya akmıyor, yok yok. Akmıyor değil mi? Yok yok, tamamlanmıyor. Yoruldum karıştıra karıştıra. Selma, bir işi bana bıraktın. Bunun içine böyle bir kabınızın içine alın, püsküvileri kırın böyle. Ondan sonra biraz da pudra şekeri dökün. Ondan sonra bunu yoğurun böyle. İsterseniz ceviz atın içine. Ceviz de çok güzel oluyor. Cevizine, neyine güzelce men yoğurduktan sonra böyle yuvarlak bilye bilye yapın. Hindistan cevizine bulayın. Kızlar, böyle çalışan hanımefendiler, kaplarınıza koyun. Dur Ercan, vereceğim azıcık dur. Bir başka bardak alırdık belki. Azıcık anam, neymişsin ya? Yok anam, yok adam durmaz, yok. Kadına bak abi. Bir laf konuşacağız, laf aşağı konuşturmaz. Fark etmez, hepsi aynı. Dur niye canım, hepsi aynı. Bir de ben yapacağım hemencecik. Nasıl durmuş anasının karnısında? Hemence, tamam 7 aylıksa bizi de. Ama anlatıyorum Ercan. O zaman... Tamam Selma, anladım. Ben niye böyle bozuyorum, bir tadına bakacaktık. Tamam ya, ay vereyim de tek sen tadına, anam bu tadına baksın. Sude'cim gelsene. Vallahi güzel duruyor. Değerli dostlar, bakar mısınız? Gördünüz mü? İşte bu sizin vitamin deposu. Siz ekstradan bunun içine limon da, devam hali içine limon tamam, da sıkabilirsiniz. Yeter. Sürahinizin içine koyun. Aynı gün tüketin değerli dostlar. Yani sabah akşam için hiçbir şey olmaz. Sabah aç karnına için kahvaltıya bile gerek yok. Al Ercan'cığım. Otur, al bir bak tadına. Ben fazla içmeyeyim, benim de fazla yağ yok. Kızlar gördünüz mü? Havuç suyu. Aa döktük. Havuç, portakal. Göz söyleyeceğim. Bir dursan. Ah şu kafam karışıyor. İç de bak tadını hadi. Bir sus Ercan, bir sus ya. Vallahi bir sus. Orada içebilirsin. Yemek yerken yiyorsun da içecek içerken mi saklanıyor? Olsun. İşte bizimkisi de böyle huylu huylu huyları var. Ekşim sağ olmuş. Ben bakayım canlar. Şimdi o... Güzel olmuş da ekşimsa neyden oluyor ekşimsa? Ekşimsa ne Ercan? Ekşi bu şeyden mi? Bu greyfurttan mı bu ekşi? Herhalde greyfurttan. Greyfurt var, bismillah. Yoksa güzel. Kızlar çok güzel olmuş. Tabii güzel olmuş. Vallahi yapın yapın için. Ne midenizde ağrı kalır, ne bir şey kalır. İster istemez greyfurt biraz acı oluyor biliyorsunuz. Eğer Selma kız bu bize biraz acımsı gibi gelir derseniz... şu kabukları haşlıyorsunuz ya, karanfil, onun içine iki tane çubuk tarçın atın. Evet. Tatlandırsın o. Hani evet, siz güzel, öyle güzel. Biraz tatlımsı bir lezzet istiyorsanız bu çubuk tarçının içine iki tane o haşlama kabukların içine. Durun göstereyim illa ayrıntılı. Gelsene Sude. Bakın canlar, bunu kabukları haşlarken karanfil attım ya, iki tane de çubuk tarçın atın. Hı-hı. Öyle haşlayın. O zaman suyunuz tatlı olacak. Ben çubuk tarçın falan atmadım. İlk yaptığımda da atmamıştım. Kızlar inanın faydasını gördüm bir ara. O ara güzeldi. Sonra ben bıraktım. Bırakmayacaksınız. Haftada yani imkanınız varsa sürekli uygulayın. Kız normal C vitamini ya. Normal C vitamini. Multivitamin var ya, aynı ondan. Aynı ya şey. C vitamini içeceksiniz. Sabah aç karnına şöyle bir bardağı dikin tepenize. Öğlenleyin için bir bardak. Kahvaltı yoktur, manıza gerek yok.
Akşam yatarken için bir bardak. İşte kızlar, benim içine koyduğum greyfurtu içine koyduğum için şu an burada greyfurt yok. Portakal var burada. Limonum var. Bu zencefilimden koydum. Taze zencefil. Unuttum demin size söylemeyi. Evet. Bir de havuç canlar. Evet. İşte bunlardan böyle bir içecek hazırladım. Kızlar bunu mutlaka deneyin. Dediğim gibi bu potasını atmanıza gerek yok. Onu da benim dediğim şekilde yapın. Bir de kızlar size bir dahaki vlogumda ne göstereceğim biliyor musunuz? Bakın şimdiden hurmanızı, varsa taze badem, yoksa cevizinizi, kayısınızı, bir de acı kakaonuzu hazırlayın. Size o kadar kolay bir tatlı krizlerine giren hanımefendiler için muhteşem bir tatlı tarifi vereceğim. Pişme yok, fırınlama yok, hiçbir şey. Aynı ronda da çekeceğiz, oturup yiyeceğiz. Kızlar o kadar güzel ki mutlaka bu atıştırmalı, böyle tatlıya düşkün hanımefendiler. Ah canım tatlı çektim, kek, pasta, benim gibi olanlar mutlaka bu tarifimi yapsınlar. Şimdiden size söyleyeyim. Neyse değildi bacım. Sen vlogu patlattın sen. Bizim vlog gene doldu. Benim bulaşıklar buraya yığıldı. Vallahi ben ne yapayım? Bulaşıklarımı yıkayayım. Aman bulaşık makinesine atayım. Aynen. Ondan sonra bulaşık makinemi çalıştırayım. Şu potamı bir kabın içine koyayım buzdolabına. Onu yarın ben hallederim. Şimdi hiç vallahi bunu da içeceğim, edeceğim ya. Biraz da yoruldum. Az biraz işlerim var. Onları da halledeyim kızlar. Yemekten çıkınca. Ben alışverişi bitirdim ya. Beni rahatıyor. Alışverişi de yaptık mı? Oh o da bitti mi? İşte bizden böyle olsun kıymetli bacılarım. Evet, dediğim dostlar. Gibi zayıflamak, göbek yağlarınızı eritmek istiyorsanız Selma Hanım bu tarifini yapın. Bana da teşekkür edersin. Kızlar tavsiye ediyorum mutlaka yapın yani, için. İç Selma Ali, iç. Ben fazla içmeyeyim ki, bende yağ yok. Bende kas. Ay ben nerelere gideyim? İşte böyle değerli bacılar, kızlar ne yapalım biliyor musunuz? Burada kapatalım mı? Biz de bugün vlog kanalıma yeni bacılarım geldi. Hepsi hoş geldi, sefalar getirdi. Allah hepsinden razı olsun. Bana o kadar güzel destek mesajları yazmışlar ki. Yeni gelen bacılarım, Allah hepinizden razı olsun. Bütün kız kardeşlerimden Allah'ım razı olsun. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Öyle güzel destekler, öyle güzel sözler ki. Selma seni çok sevdik. Böyle devam konuş. Selma konuşmanı çok beğendim. Selma'cığım yanındayız. Sana sus diyenler, kötü söz söyleyenler, seni onları Allah'a havale et. Yoluna devam Selma'cığım diye. Bana o kadar destek verdiniz ya. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Bir inanın ben hep kadınların her zaman yanındayımdır. Her konuda kadınlara hep yani güçlü dursunlar, kendilerini ezdirmez. Kim olursa olsun hep destek veren biriyim. Ben de erkek kardeşlerimin yanındayım. Ve hep üzülürdüm. Bana da böyle yorum yazanlar olurdu. Kadınlar da üzülürdüm. Ama bir baktım ki benim bacılarım o kadar çokmuş ki. İyilik her zaman kazanıyormuş. Kötülük hep zaman kaybeder. O yüzden güzel bacılarım her zaman iyilikten yana olun. Kimseye kötülük beslemeyin. Kim olursa olsun kızlar. Aman evet, Ercan. Evet can dostlar. Selma... Motora bağladı gibi. Ben motora bağladım evet. Ama şunu da diyeceğim. Abilerim sizlere bir şey söyleyeceğim. Bakın şu lafı benim haddime değil ama inanın ben bir yerde okumuştum. O kadar çok hoşuma gitti ki. Efendim özellikle beyefendiler. Hani sokaktan dışarıdan işten geliyorsunuz biliyorum. Yorgunsunuz, streslisiniz. Belki işiniz o gün rast gitmedi. Az bir kazancınız oldu. Kafanız dolu, borcunuz harcınız fazladır. Allah işinizde gücünüzle rast getirsin. Borcunuza, harcınıza Rabbim kolaylıklar versin. Ama şu kapıdan içeriye girdiğiniz zaman o sırtınızdaki yükü kapının ağzına bırakın. Evinize girdiğiniz zaman bütün stresi oraya bırakın. Çünkü ev sizin cennetinizdir abilerim. O anda eşinize bir tatlı, Ercan hep öyle yapar çünkü. Her zaman tebessümle evinize girip eşinize bir kolay gelsin hanım, merhaba hanım deyin. Ben yükü dışarıda bırakıyorum da yük aslında içeride giriyor. Yok mutfağa giriyor, yok yemek yapıyor. Şaka yapıyor, şaka efendim. Eve geldiğiniz zaman ilk önce bir eşinize güzel tatlı bir dille, ona güzel bir dilek söyleyin. Güzel tatlı bir söz. Sonra dışarınız stresi evet dışarıda efendim kaldı. Sonra o çocuklarınız bunu mutlaka görecektir. Sonra dönün çocuklarınıza sevgiyle, şefkatle sarılın, öpün. İnanın o çocuklarınızın güveni, güvenli birer çocuk olarak
büyüyeceklerini göreceksiniz ki sevgiyle. Hmm. Çünkü bir anne baba mutluysa mutlu anne de mutlu çocuk yetiştirir. Tabii orası yani... Onun için özellikle beyefendiler sizlerden rica ediyoruz. Haddime değil ama bir bacınız olarak bunu söyleyin. Yani, eşlerinizi ne kadar mutlu şimdi, ederseniz eşleriniz o kadar mutlu olur ve yani, onlar da sizin yavrularınızı mutlu birer çocuk olarak geleceğimize daha sağlam büyümelerini ve biz insanlara daha sağlıklı olurlar diye düşünüyorum. Evlatlarınızı ne olursunuz dışarıdaki canavarlara kaptırmayın. O kadar sıkı sarılın ki çocuklarınız kimse sizden başka kimseye güvenmesinler. Ben bunları demek istedim. Umarım başınız ağrımadı. Evet. Kızmayın bana, çok konuşuyorum. Gerçekten çok konuşuyor Zeynep. Kız bu... ne yapayım, konuşmayı seviyor. Daha konuşur da ben anca durduruyorum. Sen ne yapayım? Neyse değerli şimdi dostlar. Şimdi sen bana doğru söylüyor arkadaşlar. Gerçekten evin huzuru önce bireylerde bitiyor. Anne baba gerçekten huzurlu olursa çoluk çocuk da o kadar huzurlu oluyor. Bu gerçek yani. Birebir sen. Tamam Ercan hadi. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Çok sağ olun. Yeni arkadaşlar da hoş geldin diyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Almanya'da gurbetçi ailene kalın. Biz de sizin eliniz, siz de bizimle olursanız çok mutlu oluruz. Ben abimi Selma içemedim. Kapatsın daha diyecektim. Bunu içemedim. Hani ben de size elveda bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Ben şöyle poz vereyim mi kızlar? Üstüme dökecek görüyorum galiba. Evet efendim. Değerli bacılarım, kıymetli abilerim. Allah hepinizden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hiçbir annenin gözünden yaş akmasın. Hiçbir baba boynu bükük evine girmesin. Rabbim iş isteyene iş, aş isteyene aş versin. Eş isteyene eş. O da var ya. Tamam dedim ya, eş isteyene eş. Anam ah. Eş isteyene eş. Evlat hasretiyle yanan annelere babalara Rabbim hayırlı evlatlar versin, nasip etsin. Evet. Hastalıkla, sıkıntılarla uğraşan bacılarıma, abilerime de Rabbim acil şifalar versin. Değerli dostlar, evinizde huzur, mutluluk eksik olmasın. Tamam Selma. Gözünüzden yaş, ayağınıza taş değmesin. Vallahi tamam. Haydi dostlar, Almanya'da gurbetçi aileye like'larınızla, yorumlarınızla, eşinizle, dostunuzla vloglarımı paylaşırsanız minnettar oluruz. Size en güzel Allah'ım emanet ediyorum. Hoşça kalın dostça. Hoşça kalın. Almanya'da gurbetçi aileyle kalın.